Merhaba uçaklar, ben Ali Laz. Oyun oynayın. Yine oyun oynayın uçaklar. Evet uçaklar, bugün sizinle beraber çok başka bir şey yapacağız uçaklar. Dünyada ilk kez hiç kimsenin kullanmadığı ama gerçekten garanti olmaya değer güzel bir ordu kurdum uçaklar. Bununla beraber fuller çıkarmaya başladım. Çok denedim, çok geliştirdim orduyu. En son halini aldı sayılır uçaklar. Tabii siz bu orduyu deneyecekseniz siz kendinizi uyarlayabilirsiniz. Birkaç askerden fazla, birkaç askerden daha az alabilirsiniz. Yani kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ordumda uçaklar binici var, şifacı var, pekka var, büyücü var uçaklar. Şimdi yapacağım şey şu, yaptığım şey şu uçaklar öncelikle. Ha buradaki büyücüler, bir de gangalemde pekka var. Büyücüler pekkaları şey yaparken, pekka yürüyüşü yapmalarını sağlarken biniciler hava savunmasını almaya çalışıyor. Hava savunmalarını aldığı zaman şifacılar ayakta kalıyor uçaklar. Şifacılar çok fazla ölmüyorlar. Hava savunmalarını binicilerle beraber almaya çalışıyorum. Daha sonra büyücüler şey pekkaların önünü açar, içeriye doğru girmelerini sağlar uçaklar. Bazen sağlamaya Gral da bayağı destek veriyor uçaklar. Buradaki iyileştirmeler tamamen biniciler için. Öfke ise artık neresi daha hızlı hareket etmesini istiysem, nerede savaşın, oraya atayım uçaklar. Öncelikle savaşımızı hemen bir izleyelim. İki tane tekrar, bir tane canlı yapacağım uçaklar. Savaşımızı hemen izleyiriz. Öncelikle gördüğünüz gibi biniciyle beraber Glan Galesi'ni kontrol ettim. Glan Galesi'nde bir şey olmadığını görünce rahat hareket etmek isterim. Ondan sonra gördüğünüz gibi hemen şifacıları attım uçaklar. Eğer Glan Galesi'nde bir şey olsaydı şifacıyı hemen atmayacağım. İki tane pekkayı attım. Daha sonra büyücüyle beraber etraflarını temizlerken pekkalar içeriye girsin diye gördüğünüz gibi hemen daha sonra Pekka'yı içeriye soktum uçaklar. Pekka oralara doğru giderken uçaklar hemen binicileri attım uçaklar. Biniciler çünkü hava savunmaları şifacılar ateş etmeden binicileri hava savunmalarını almam lazımdı. Gördüğünüz gibi büyüleri biraz yanlış kullanmama rağmen bu saldırı çok verimli geçti. İki tane büyüyü de aynı yere hemen hemen kullandım. Biraz daha dev bombaları bekleyebilirdim aslında. hemen hemen ilk saldırılarımdan biriydi. Pekkaları görürse şifacılar iyileştiriyor. O sıra diğer büyücüleri kenarlardan doğru savunmalarını artık kalmadığı yerlerden doğru atmaya çalıştım. Ondan sonra uçaklar Gral'ı kenardan doğru verdim. Daha çabuk işleri halletmek için. Gördüğünüz gibi çok ilginç. Hala biniciler hayatta. Oraya öfke büyüsü atmam binicileri kızdırdı. Orada uçaklar çok garip bir şey oldu. Artık binicilere şifacılar yardım etmeye başladı uçaklar. Bildiğin şifacılar pekkaları bıraktı. Binicilere doğru gitmeye başladı. Bu da işlerin daha da kolaylaşmasını sağladı. Ortada savunma namına hiçbir şey yok. Bu tamamen saldırının bir şansıydı. Pekkalardan binicileri iyileştirmeye geçtiler. Çok ilginç yani. Böyle bir şey hiç beklemedim ben de. Gördüğünüz gibi kenarlardan doğru okçuları attım. Okçular kenarlara doğru, büyücüler kenarları temizlerken Pekkalar dağıldı iki yana. Onlar da ayrı ayrı temizliği. Gral dışarıdan temizliği. O sıra şifacılar tamamen öldü uçaklar. Gral'ın da öfkesi basılmamış. Bir tane hız büyüm var. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir saldırıydı yani. Ben çok beğendim. Az sonra bir tane daha göstereceğim size. Bunu biraz hızlandırayım. Taktikler buraya kadardı zaten. Gerisi zaten gördüğünüz gibi Gral, Pekka. Orada büyücüyle Pekka'ya bir şey bastım. Buradaki sihirbaz kule Pekka'ya doğru ateş ederken büyücü bayağı iş gördü. Gördüğünüz gibi Gral'la beraber %100 almayı başardım uçaklar. Gördüğünüz gibi güzel bir saldırıydı. Daha sonra uçaklar yine memnun kalmadım. İki tane Pekka nedir falan filan dedim. Bir tane Pekka yaptım ve iki tane çok ilginç Glan Galesi'ne cadı aldım uçaklar. Şimdi o saldırıyı izleyelim. Evet uçaklar, gördüğünüz gibi o saldırıdayız. Hemen saldırıyı başlatıyorum. Hemen Glan Galesi'ni kontrol ettim. Gördüğünüz gibi buradaki büyücüyle beraber Glan Galesi'ni kontrol ettim. Glan Galesi'nde yine bir şey yoktu. Glan Galesi'nde bir şey olduğu zaman saldırıyı biraz tehlikeye giriyor ama şimdi öldürene kadar, ama onun için de zehir büyüsü alıyoruz yanımızda. Onun için büyücü, Pekka ve zehir büyüsünü falan kullanırsınız uçaklar. Evet, gördüğünüz gibi Pekka'yı dışarıya doğru büyücüleri hızlı hızlı vermeme rağmen Pekka'yı içeriye doğru sokamadım maalesef. Burada biraz sıkıntı yaşadım. Şimdi şifacıları attım gördüğünüz gibi. Daha sonra uçaklar hemen hava savunmalarını almak için binicileri atarım. Binicileri özellikle şifacıların olduğu taraftan atarım ki belki şifacılar Pekka'yı bırakır binicilere falan filan gelir diye. Gördüğünüz gibi biniciler çok güzel bir şekilde temizlik. Ondan sonra uçaklar hala Glan Galesi'nde bu arada iki tane cadı var uçaklar. Cadıyı da nereden atacağım? Gral'ı attım uçaklar. Şimdi Gral'ı hemen atmaya gerek yok ve cadıyı attım uçaklar. Gördüğünüz gibi Gral'ı ve cadıyı attım.
Özellikle bunu yaptım. Çünkü cadı şifacılara biraz yakın olsun ki cadıyı şey yapabilirim. Cadıyı kullanmamın sebebi de daha fazla kalabalık olsun uçaklar. Çünkü 4 tane şifacı gerçekten çok yer kaplar yani. Tamam Pekka ölmüyor, bir şey olmuyor ama çok fazla yer kaplar gördüğünüz gibi. Şimdi cadıya doğru şifacılar cadıya doğru giderse saldırı benimdir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şifacılar Gral'la Pekka'yı bıraktılar. Niyeyse çok ilginç. Ve cadıya doğru gitmeye başladılar. Cadı, iki seviye cadı olduğundan dolayı bayağı iş görüyor uşaklar. Dışarıdan doğru Pekka ve Kral iş yaparken cadı da içeriden doğru iş yapar. Hala öfke ve hız büyüm var. Hala onları kullanmadım. Gördüğünüz gibi cadılar içeriye doğru girdi. Büyücü de var bir tane cadıların yanında. Onun da olması çok büyük bir nimet. Gördüğünüz gibi uşaklar, ha burada bir şey var. Ha buraya dikkat edelim. Kral'la Pekka zaten dışarıdan doğru dolaşıyor büyücülerle beraber. Orası çok fazla önemli değil de. Ha burası önemli uşaklar. Cadı ölmüyor. Bildiğiniz cadı ölmüyor uşaklar. Çok ilginç. Gerçekten. Burada cadıların ölmemesi gerçekten iskelete ateş ediyor galiba şeyler. Ha buradaki havanın iskeleti ateş ederken cadıların ölmemesi çok güzel. İçeriye doğru girdiler, büyücüler, cadılar, her şey içeriye doğru girdiler. Gördüğünüz gibi güzel bir full olacak. Dışarıdan doğru Gral'ım ölmüş o sıra. Gördüğünüz gibi Pekka'yı hala iş yapay. Bir tane büyücü ve bir tane okçu arkadan geldi. İçeriden de doğru cadı, gördüğünüz gibi inanılmaz rahat bir full oldu uşaklar. Şimdi canlı saldırıyla pekiştirelim bu işi. Canlı saldırı yaparken zaten anlatacağım. Bence iki tane Pekka yerine bir Pekka iki tane cadı daha verimli oluyor diye düşünüyorum. Bakalım yeni saldırıda canlı saldırıda neler yapabileceğiz uşaklar. Evet uşaklar, sadece köy binası 8'lere özel değil bu saldırı. Köy binası 9'lar da kullanabilirler. Tabii onlar 220'lik bir ordu kapasitesine sahip olduklarından dolayı, aynı zamanda 30 birim Glan Galesi'ne sahip olduklarından dolayı asker çeşitliliğini arttırmaları kendilerini uyarlayabilirler uşaklar. Hep her köy binası kullanabilir aslında. Köy binası 8'den köy binası 11'e kadar her köy binasının kullanabileceği türden bir saldırı. Gerçi 11'de pek ve 10'da pek işe yarayacağını fazla düşünmüyorum ama 8 ve 9'da gerçekten işe yarar diye düşünüyorum. Saldırı elinize alıştıktan sonra hiçbir türlü sıkıntı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir tane köy binası 8, buraya saldırmam lazım benim. Evet. Hemen girelim uşaklar. Nereden girelim? Önce Glan Galesi'ni kontrol edelim. Varsa Glan Galesi biraz sıkıntı yaşarız. Öncelikle onu söyleyeyim ama bir bakalım var mı yok mu? Evet. Biniciyi attım. Glan Galesi'nden bir şey çıkmadı uşaklar. Glan Galesi'nden bir şey çıktığı anda Pekka'yı salacaksınız. Arkadan şifacıları salacaksınız. Glan Galesi yaklaştığı zaman zehir büyüsünü atacaksınız. Ondan sonra büyücülerle beraber temizleyeceksiniz uşaklar. Şimdi Glan Galesi çıkmadığına göre ben buradaki şifacılarımı atayım. Pekka'mı atayım. Pekka'nın etrafına büyücüleri falan habire bir yerleştireyim uşaklar. Pekka'nın içeri girmesini sağlamak için yaparım ben bunu. Ondan sonra uşaklar Gral'ımızı atalım. Ondan sonra uşaklar hemen gördüğünüz gibi buradan şeylerimizi atalım uşaklar. Binicilerimizi atalım. Ondan sonra uşaklar İçeriye doğru bir tane dev bomba hızlı bir şekilde dev bomba iyileştirdi, güzel. Artık hava savunmalarını alırsak güzel iş yapacağız. Evet, hava savunmalarını alıyoruz galiba. Evet, bir tanesini aldık, diğerini de aldık, sıkıntı yok. Şimdi uşaklar buradan cadılarımızı atalım. Evet, bir tane daha iyileştirme. Yalnız iyileştirmeyi cadıya atarken biraz geç kaldım iyileştirmeyi atmakta. İçeriye aldık uşaklar, gördüğünüz gibi şifacılar hala ölmemiş vaziyette. Öfkemi bastım uşaklar. Kenarlardan doğru. Ha burada iki tane binici var hala. Hala iş görüyorlar. Ortada şeyler var. Cadılar nerede? Cadılar dışarıdan doğru geliyorlar. Bak. Cadılar da arkadan doğru temizliyor uşakları gördüğünüz gibi. Saldırı çok kebap güzel bir şekilde ilerledik. Gördüğünüz gibi ha buraya da bir hız büyüsü atarsak çok güzel olacak. Bir tane daha şeyim var. Hiçbir yerde savunma kalmadı uşaklar. Biniciler savunmaları gerçekten düzgün kullanırsanız temizlik. O sıra hava savunmaları da temizlenince şifacılar ayakta kaldığı zaman olayı zaten bitirirsin uşaklar. Gördüğünüz gibi bak, cadının iskeletleri zaten çok inanılmaz bir şekilde iş görüyor. Cadılara ateş gelmiyor çok fazla. İskeletler alıyor buradan. Cadılar hala ayakta. Gördüğünüz gibi. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Saldırı çok güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde ilerliyor. Uşaklar gerçekten tavsiye ederim. Uzun uğraşlar sonunda buldum bu saldırıyı. Laz oyun oynaya özel bir saldırı. Yani kendi buluşum, kendi imalatım.
Hiçbir yerde görmedim uşaklar böyle bir saldırıyı. Dedim olabilir yani. Geçen şeyi yürüttüm. Pekka yürüyüşü falan filan yaptım ya bir videomda. Ondan sonra o ya ben niye böyle bir şeyleri şey yapmayayım falan filan dedim kendi kendime. Yani başka şeyler kullanmayayım dedim. Bu şekilde bir saldırı buldum uşaklar. Kullanışlı olabilir yani, siz deneyin. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir saldırı olur. Mis gibi saldırı ha. Bir sürü şeyde yaşay uşaklar. Arkadan hala cadı falan, büyücüler falan geliyor. Bir tane şifacı hala ayakta. Gerçi ilk iki köy biraz full bir köy, binası 8'di. Bu biraz full değil ama yine de uşaklar çok iyi değil mi? Bence çok iyi yani. Evet uşaklar, gördüğünüz gibi saldırı hakkında daha fazla söyleyeceğim bir şey yok. Beğendiyseniz mutlaka like butonuna basmayı unutmayın uşaklar. Last catcher uşaklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar.